Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Sabır etmenin mükafatı ve sevabı nedir? Sabır ruhun bir melekesidir. Bedenimize ait bir özellik değil yani. Güzel bir huydur. Tahammülü zor ve nefse ağır gelen şeylere katlanmak ancak ve ancak sabırlı olur. Bir hakkı müdafaa ve muhafaza etmek için gösterilen sebat ancak sabretmekle mümkün olabilir. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, aklın ve dinin hoş görmediği ve nefsin meşru olmayan istek ve arzularına mukavemet edebilmek, hayatta elde olmadan başımıza gelen ve insana büyük elem ve keder veren bela ve musibetlere karşı koyabilmek, bunların üstesinden gelebilmek için mutlaka sabırlı olmaya ve sabretmeye muhtacız. Bütün faziletlerin anası, hayatta muvaffak olmanın ve kemale ermenin sırrı da işte bu güzel özelliktir. Her türlü rezaletin sebebi ise sabırsızlıktır ve yeteri kadar sabır gösterememektir. Sabır her faziletin üstünde bir değer taşır. Şüphesiz Allahu Teala sabredenlerle beraberdir mealindeki ayet sabrın ne kadar büyük bir mükafat olduğunun en büyük delilidir. Sabrın sonu selamettir, başarıdır. Sabır acıdır fakat sonu çok tatlıdır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam sabreden başarıya ulaşır. Sabır başarının anahtarıdır. Sabır bir ışıktır. Sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir. Sana sıkıntı veren şeylere karşı sabretmende birçok hayır vardır buyurarak sabrın faziletini ne güzel izah etmiş. Yine Peygamberimiz Aleyhisselam sabır acı bir olayın yaptığı sarsıntıya karşı ilk anda gösterilen tahammüldür sözüyle bir felaketle ilk karşılaştığın zaman göstereceğin şeye sabır deniyor bazı sıkıntılar vardır ki kulun irade ve gücünü aşar. Böyle felaketler başa geldiği zaman heyecana kapılmadan ve şikayeti etmeden takdir ilahi razı olup sabretmek müminlerin özelliklerindendir. Nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de sabrı cemili yani güzel sabrı emretmekte. Resulullah Efendimiz de sabrı cemil, Şikayet edilmeyen sabırdır buyurmuştur. Peki sabrın gayesi? Sabrın gayesi beklenmedik olaylar içine düşülen güçlükler karşısında tedirgin olmamak, paniğe kapılmamak ve tahammül göstermektir. Allah Teala sabredenlere mükafatını hesapsız vereceğini müjdelemiş ve onları övmüştür. Bu açıdan sabır sevabının, ücretinin ve mükafatının hesapsız ve sınırsız olduğu pek yüksek bir ibadet ve çok yüksek bir fazilettir. İbadetlerin nefsimize ağır gelen yönleri de sabırla hafifler. Böylece huzur içinde günde beş vakit namaz kılar, sıcak yaz günlerinde hiçbir sıkıntı duymadan oruç tutabiliriz. Değer ibadetler ve ahlaki davranışlar da böyledir. Okuyacağımız ayetler bunu en güzel şekilde gösterir. Her kim sabreder ve suç bağışlarsa bu hareket arzu edilen en iyi işlerdendir. İçinizden mücahitleri ve sabredenleri belirtelim diye sizleri mutlaka imtihan ederiz. Haberlerinizi de denetleriz. Ne muhteşem bir uyarı. Ayrıca insanlar hayat boyunca bolluk ve yokluk içinde kalabilir. Sağlığı kirliyken hastalanır. Sel, deprem, yangın gibi felaketlerle karşılaşabilir. Bütün bu durumlarda insanın en büyük dayanağı yine sabırdır. Aksine bir davranış insanı Allah'a karşı Allah muhafaza isyana ve nankürlüğe götürebilir. Cenab-ı Hak bu konuyu da şöyle bize haber verir. Doğrusu kim Allah'tan korkar ve düştüğü felakete sabrederse muhakkak ki Allah iyilik edenlerin mükafatını asla boşa çıkarmaz. Peygamberler de sabrın en büyük örneklerini sergilemişler. Çünkü onlar bütün güçlükleri sabırla karşılamışlar. Dileğimiz Allah'ın bizi belalarına çok sabreden ve nimetlerine çok şükreden kullarından eylemesi olmalıdır her zaman. Sabrın sonu nedir? Selamettir. Sabır, iman ve ibadetin, ilim ve hikmetin kısaca bütün faziletlerin başıdır. Sabırlı insan iyi insandır. İyi işler yapıp birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin kurtuluşa ereceklerini Allah Kur'an'da haber veriyor. Sabır zafere giden yoldur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sabır ve tahammül gösteren kimseyi Cenab-ı Hak sabırlıklar Sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet hiçbir kimseye verilmemiştir diyerek sabra dikkat çeker. Yine hoşlanmadığın şeye sabretmende büyük fayda vardır müjdesini görüyoruz. Ayrıca Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Muhakkak ki sizi biraz korku Biraz açlık ve mallardan, canlılardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele. Bu ve benzeri ayetlerden Allah Teala'nın insanları çeşitli sıkıntılara uğratarak imtihan ettiğini ve bu imtihanı sabredenlerin kazandığını öğreniyoruz. Sabırla bütün zorluklar halledilmekte ve türlü türlü engeller rahatlıkla aşılmakta. Onun için atalarımız sabırla koruk helva olur demişlerdir. Peygamberimiz efendimiz de müminin işi hayrete şayandır. Zira işinin hepsi onun için hayırlıdır. Bu özellik yalnız mümine özgüdür. Zira sevinirse şükreder, bu ise onun için hayırlıdır. Başına bela gelirse sabreder. Bu da onun için hayırlıdır buyurarak çok önemli bir müjdeyi bize haber vermekte. Bizim için mutlaka hayırlı olduğu inandığımız sabır bütün peygamberlerin ortak sıfatıdır. Bu sebeple her Müslüman kendine düşen görev şu olmalı. Kurtuluşun sabırda olduğunu düşünerek Allah'tan sabır dilemeli ve sabırlı olmalıdır.